İyi günler değerli izleyenler. Günün nabzında yeniden birlikteyiz ve birlikteliğimiz başlamış bulunuyor şu an itibariyle ve biz yine güne dair, gündeme dair konuları konuşmaya başlıyoruz. Bu ekranlarda hoş geldiniz Sayın Çağ. Hoş bulduk. Öncelikle hem sana hem mesai arkadaşlarımıza hem bütün vatandaşlarımıza hem de tüm dünyaya huzurlu, ölümlerin olmadığı, savaşların olmadığı, salgın hastalıkların, açlıkların olmadığı güzel bir hafta dilerim. Çok geniş kapsamlı bir dilekte bulunduk. Ama dilekle olmuyor bu işler, biliyorsun. Evet, memlekette yaşananlara baktığımızda pek de öyle güzel haberler, güzel olaylar yok. Ancak temennimiz hep daha iyisinin olması, daha güzelinin aranması şeklinde giriş yapalım o zaman. Çünkü gerek ülkemizde gerekse dünyamızda son yıllarda yaşanan gelişmelere baktığımızda tamamen benliğimizden, özlüğümüzden koptuğumuzu, yok olduğumuzu bir kez daha gözlemliyoruz. Bununla da ne yazık ki sıkıntılı bir ruh haline girebiliyoruz. Bu toplumun birçok noktasından karşımıza çıkıyor. Keza uzmanlar bunu yıllardır uyarıyorlardı, bu açıklamaları yapıyorlardı. Ancak biz hep bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıkar haldeydik ki teknolojinin gelişmesiyle insan ilişkilerinin birbirinden koptuğunu gözlemlemekteyiz. Artık o insanların birbirinin dertlerine yetişecek ya da birbirine saygı unsurunu yitirdiğimiz bir dünya düzeniyle yaşıyoruz. Ne yazık ki ve tamamen hep... Tabii bu beşeri ilişkilerdeki sıkıntı. Bir de dünya ile ilgili sıkıntı var. Tabii biz kışı atlattık. Kışın yeni başladığı ülkelerde Endonezya daha kış gelmeden sel felaketini yaşadı. 40 kişi hayatını kaybetti. Yani daha dünyanın dengeleriyle de oynadık. Tıpkı toplumun, kendi ülkemizin dengeleriyle oynadığımız gibi. Şimdi Endonezya'dan bir örnek verdiniz. Endonezya biliyorsunuz. Şimdi başka bir örneğe daha bağlayacağım. Bir gazete küpürü kestim, elinde getirdim buraya. Az sonra buna da değineceğim. Endonezya her yıl mutlaka en az 2-3 tane doğal afetle boğuşuyor. Ne yazık ki, ne acı ki. Şimdi tabii o normal, çünkü Endonezya coğrafi yapısı itibariyle hem hortum alabiliyor, Endonezya'nın bir kısmı tropikal iklim ve ateş çemberi denen ve dünyada en çok depremin olduğu bölge Endonezya'da. Tamam. Ve bu çok da gelir yüzeyi yüksek bir ülke de değil. Değil, fakir bir ülke. Fakir bir ülke ve bu depremlerle beraber dünya uluslararası kuruluşlarının da destekleriyle o yaraları sarmaya çalışan bir ülke Endonezya. Ve sürekli bir şekilde doğal afetlerle birlikte tsunami dalgaları, depremlerle beraber binlerce, on binlerce insanını kaybeden bir ülke Endonezya. Evet. Endonezyalılar ne yazık ki zenginleri ülkeyi terk etmek durumunda kalıyor. Daha iyi yaşam koşullarına sahip ülkelere göç ediyor. Fakirleri ise o ülkede kalıp ne yazık ki zengin turistlere hizmet etmek durumunda kalan bir ülke, değil mi? Evet, aynen öyle. Peki, şimdi işte biz hep adanın kuzeyinde kendimizi dünyanın merkezinde zannederiz ve hep her şeyi çok iyi yaptığımızı iddia eder. Ancak şartlar ve koşulların iyi olmadığını söylüyoruz. Yani biz her şeyimizi tamam yapıyoruz. Bir daha iki ülkelerin gelişmişliği o ülkenin sanatına, kültürüne verdiği önemle sağlanır. Ve biz yıllardır bu ülkede kültür ve sanatı bir kenara bıraktık. Hepimiz entelektüel olduğumuzu düşünüyoruz, öyle olduğumuzu söylüyoruz. Ancak günün sonunda tam arzu edilen şey, örnek Endonezya'dan geldi, karşımıza çıktı. Bak, o kadar tropik doğal olayın yaşandığı bir ülkede bir müze açmışlar. Uçurtma kültürünü yaşatmak adına uçurtma müzesi. Geleneksel uçurtmaları koyuyorlar ve müzenin adı
Layang Layang Müzesi. Ve hafta sonları da her cumartesi çocuklara ücretsiz uçurtma nasıl yapılır öğretiyorlar. Bir uçurtma okulu kurmuşlar oraya. Ve belirli haftaları tamamlayan çocukları da oradan mezun ediyorlar uçurtma yapmaya. Ve geleneksel uçurtmalarda sergiliyorlar. Müze kültürü ne kadar az ülkemizde. Bugün Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa'nın birçok noktasında her mahallede en az bir müze, bir kütüphane görüyoruz. Bugün gelişmiş ülkelerin gelişmişliğinin göstergesi olarak bu kültürel değerlere sahip çıkılan noktaları görüyoruz. Ancak niye bu örneği getirdim? Tam Endonezya'da hiç de konuşmadık yani Endonezya'ya gireceğiz, girmeyeceğiz noktasına ya da konu nasıl Endonezya'ya geldi onu da bilmiyoruz. Yani evet, aniden doğal afetten başladı. Yani programın içerisinde evet. Ancak yani gerçekten Endonezya'dan hiç konuşmadık. Yani evet. Benim haberim bile yok. Ve ben bu örneği programın sonuna saklamıştım. Ancak Endonezya açılınca bu örneği vermek durumunda kaldım. Yani bu kadar sıkıntıyla boğuşan demiyor insanlar. Ya bizde 8,7 deprem oldu, tsunami'de işte 15-20 bin, 40 bin, 50 bin insanımız öldü. Biz parayı oraya aktaralım. Kültürel değerleri de devlet müze açabiliyor. Ve bu tarz müzelerle ancak bu kültür gelecek nesillere gidip gelecek nesillere geliyor. Yani bugün o hep eleştirdiğimiz yeni Türkiye'de sadece Taksim'den başlayıp tünele gidip Beyoğlu'nda bir yürüseniz ziyaret edebileceğiniz 20'ye yakın sergi ve müze var. Müze salonu var. Ve bunlar yaşanırken biz ülkemizde ise düşünün ki hala bir yanan devlet tiyatrosunun yerine tek tuğla koymadan bu ülkede yaşama çalışıyoruz. Ya da biri eğer kendi imkanlarıyla etnografya müzesi açarsa da bir bakıyorsunuz gazetede ilan ayakta duramıyoruz. El çektiriyor. Yani başka biri devralsın. İhaleye çıkıyor. Ya da Gönyeli'de en basit örneği Damdelen'in eserlerini, Aziz Damdelen'in eserlerini ailesi kapı kapı çalıyor. Onları bir yer verilsin. Müzeye de yapalım. Orada sergilensin bu eserler diye kapı kapı çalıyor. Ancak tek bir noktada konmuyor. Bu da bizim ülkemizin bir gerçeği. İşte Endonezya kültürü ve Endonezya'da ilk ve tek uçurtma müzesi açılmış değerli izleyenler. Çeşitli bölgelerden kültürel değerlere sahip tarihi uçurtmalar orada sergileniyor, muhafaza ediliyor ve orada da bir uçurtma okulu açılmış, çocuklara eğitim veriliyor. Bu gazete küpürünü keşke fotokopi çekip bütün yetkililere göndersek, işte alın size bir örnek, bir uçurtma müzesi ve bizim sadece bu ülkede yapmamız gereken şey kültüre, sanata ağırlık vermek. Çünkü gelişim ancak bunlarla olur diye söyleyerek güncel konularımıza gelelim. Evet, istersen önce bir mahkemelerdeydi bugün Kahraman Kart. Oradan bir görüntü aldı. İstersen oradan başlayalım. Tabii, verelim o görüntüyü. O görüntüyü verelim lütfen arkadaşlar. Yani ülkemizde son günlerin en acı cinayet görüntüsü, yani cinayetin haberinin detayları. Bugün mahkemeye de çıkarıldı değerli izleyenler. Zanlı Bilal Ahmat'la zanlı Faiz Ul Hassan. Faiz o uzun olan arkada yürüyen zan. Tam evet. Ekran verelim istersen. Tam ekran verelim. Azim daha net görüksün. Çünkü telefondan bizleri izleyen izleyicilerimiz daha net görsün. Evet, arkadaki Faiz. Faiz KKTC vatandaşı da değerli izleyenler. Ailesi 74 öncesi Kıbrıs'a gelmiş ve Kıbrıs'ta bir fabrikada çalışıyordu. Diğer Bilal Ahmat da havaalanında çalışıyordu, otoparkında görev alıyordu katil zanlılarından iki tanesi. Dün bir paylaşım yaptı polis ve Ali Hassan isimli bir zanlının daha arandığını duyurdu. Fotoğrafını da paylaştı. Arananlar 3 kişi oldu. Yani 3 kişi aranan daha var bu cinayetle ilgili. Yani toplam 5 kişi. Tabii çok çeşitli iddialar var Serkan. Hani önce bir araç, sonra iki araç oldu, sonra şimdi 3 araç deniyor. Tabii ki biz konuşuyoruz medya, yazılı medyada yazıyor ama daha emniyet yetkililerinden de bir açıklama yok net bu konuyla ilgili. Ya, polis bu tarz operasyonları gizli yürütüyor. Pek de bilgi, yani ancak sadece yardım istediği alanlarda bilgi veriyor.
İşte bu aranıyor, bu bulundu, bu mahkemeye çıkacak şeklinde bilgi veriyor. Anladığımız da o. Ve burada Gökhan Naim'in öldürülmesi olayla ilgili bunlar da yavaş yavaş konuşmaya başladı. Zanlılardan üçünün güneye kaçtığı yönünde iddia var. O noktada da biliyorsunuz iki toplumu suç ve suçlulara ilişkin bir komite var. Bu komitede iki ülke arasındaki suçluların iadesini sağlıyor, iadenin verilmesini sağlıyor. Güneyde de aranıyorlar ancak dün akşam saatlerine kadar herhangi bir tutuklama olmadı güneyde, bulunamadılar. Evet. Yani ben sabahleyin de Rum basınına baktım, herhangi bir haber düşmedi Rum basınına da tutuklamayla ilgili. Tabii biz burada GİFA olayını konuşurken bu tarz olayların tamamının üzerine gideceğimizi söyledik. Tamamını konuşacağımızı da söyledik. Ki GİFA olayında bir yaralanma oldu ama burada bir kişi öldürüldü, bir insan, bir vatandaşımız öldürüldü. Umarız sonuna kadar gidilir. Eğer varsa bu olayın arkasında da azmettirici kimse bulunur ve o da kamuoyu ile paylaşılır, öyle diyelim. Çünkü önemli. Yani hep biz sığ demiyoruz da geçmişten beri yaşanan birçok olayda, ki bu yaşanan birçok olay faili meçhul de kaldı. Hiçbir zaman azmettiriciler, esas emrin nereden geldiği hiç öğrenilmedi. Tabii biz kanıksadık, toplum olarak birçok şeyi kanıksadığımız gibi bunu da kanıksadık diye çok fazla konuşmuyoruz ama esas olan ilk ağız kim? Yani kimin ağzından ilk bu olayla ilgili söz çıktı? Bunu öğrenebilmektir. Hemen hatırlatalım, GİFA olayıyla ilgili hala daha bekliyoruz. Yine bizim burada yayın yaptığımız dönemlerde olan olayları konuşacağız. Hala daha kayıp bir Vietnamlı kadınla ilgili bir açıklama yok. O mu değil mi? Bir söylenti çıktı, bir kendi vatandaşı tutuklandı, para için filan gözaltına alındı. Tutuklanma olsa zaten mahkemeye çıkardı da. Yani bir hayli bu konularda da işin açığı, biz emniyet teşkilatımızdan açıklama bekliyoruz. Umarız yakın bir gelecekte istediklerimizi kamuoyu ile paylaşırlar. Evet, tabii bu tarz olaylar ne yazık ki artıyor sayıları da her geçen gün. Her hafta yeni bir olayla karşılaşıyoruz ve bunun da getirisi olarak insanlarda ciddi anlamda bir tedirginlik var. Ciddi anlamda bir panik var. Çözülemeyen her bir olay insanların içinde daha büyük bir acı barındırır, daha büyük bir tedirginlik bırakır. Çünkü düşünün ki siz bu ülkede yapanın yanına kalıyor. O Vietnamlı kadın cesedi bulunduktan sonra üzerinden kaç ay geçti ki ceset bulunmadan bir yıl öncesinden kayıp olan bir kadın vardı bu ülke içerisinde. Evet. Yani bu ülkede küçücük bir ülke, yüz ölçümü biliniyor. Lefke'den Karpaz'a kadar yüz ölçümüne baksanız her gün 10 metre bir yere arasanız bu ülkede neyin nasıl olduğunu çok rahat da bulursunuz. Ve bunun önlenmesi de zor olmamalı diye düşünüyorum. Tabii bir de olayın diğer taraftan ülkede kara sınır boyu o kadar bir tehlike ve risk faktörü oluşturuyor ki, yani ülkeye giriş çıkışların birçoğu kaçak girişlerin, birçoğu da buralardan da yaşanıyor. Bakın, cinayet işleyenlerin güneye kaçtığı iddiası var. Nasıl kaçabilir? O Vietnamlı kadının öldürülmesinden sonra yine bir iddia vardı. Katil acaba güneye mi kaçtı iddiası vardı. Oraya atıp güneye mi kaçtı? Ya da daha önce yine ortaya çıktığı gibi bu ülkede bir Rus uyruklu bir kadın öldürüldü. Alev kayasına bırakılmıştı. Kocası Ercan Havalimanı'na binip uçağa binip yurt dışına kaçtı. Yani bu kadar kolay olmamalı bu işler. Ya da ne bileyim, yani bunların çaresi
MOBESE kameralarıyla olmamalı ya bunların önlemek, MOBESE ile olmamalı ya da bunlar sonuca bağlanmadığı sürece insanlar artık bir tedirginlik içerisinde yaşamlarını sürdürürler. Bu da daha kötü bir ruhsal sıkıntı yaşatır bizlere diye düşünüyorum. Tabii bugün iki kişi mahkemeye çıktı yine sabah saatlerinde. Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı ve polis olayla ilgili 8'er gün daha tutukluluk aldı. Biz arkadaşlardan aranan diğer şahsı da ekrana vermesini isteyelim. Biz konuşurken bir sürede o gözüksün. Evet, bu aranan üçüncü kişi Ali Hassan. Ali Hassan, evet. Ali Hassan bu üçüncü kişi aranan ve diğer Azmat Ali Virk ve Tanver Ahmat. Azmat'ın soyadı sonradan açıklandı. Büyük bir ihtimalle sorgu safhasından sonra açıklandı. Ha, görenler bunu en yakın polise, karakoluna bildirsin ya da polisin numaralarını arayarak aktarsın. Çünkü gerçekten de Güney Kıbrıs'la ilgili de polis gerekli bilgileri paylaştı. Soruşturmanın derinlemesi açısından Güney'de de aranıyorlar. Bir şekilde bulunacaklarını düşünüyoruz. Beklentimiz o yönde. Ancak giden gitmiştir, para yok. Paraya ulaşamadı polis daha. Ya tabii ki en önemli, bu olayın en önemli kısmı, bir kişi gitti, öldü, bir daha geri gelmeyecek. Tabii yani önemli olan nokta bir soygun mu, cinayet mi? Yani bunun ortaya da çıkması lazım. Eğer cinayetse azmettirici kim? Bunun da ortaya çıkması lazım. Çünkü zanlı Bilal Ahmad'ın Mausa Maraş'taki evine yapılan operasyon sonucunda yakalanması, ki şok baskınla yakalandı Mausa'daki evinde gecenin bir yarısı. Ve orada diğer zanlıların güneye kaçtığını iddia etmiş bu Bilal Ahmad. Bakalım, yani önümüzdeki süreçte yine göreceğiz. Bu fotoğrafta ekranda gördüğünüz Ali Hassan'ı da görenler, yerini bilenler polise yardımcı olsun. Çünkü gerçekten de cinayet ve soygun olayının ardından nasıl bir sonuç alınacak bu soruşturma kapsamında bekleyip göreceğiz biz de. Yoksa bu da mı raflara kalkacak? Bir yıl sonra konuşulur. Yani yıl dönümünde aklımıza gelip yine bir şey olmadıydı, yakalanmadıydı mı diyeceğiz. Yani önemli olan sonuç. Evet, mesajlar var, onlara da değinelim. Hasan Süleyman Bey yayınlar demiş, teşekkürler. Hasan Nihat Erduran kolay gelsin demiş. Lefkoşa Çevreoğlu ara emri kalkmış. Yaza başlar biter herhalde. Çayırova İskele gibi demiş. Moral bozucu olaylara rağmen hayat devam ediyor. Elektrik, ulaşım ekonomiye vuruyor. Hala ambargoluyuz. Ne olacak halimiz demiş. Hasan Nihat Erduran. Yine mesajında İslamofobia, Hristiyan terörü neye varır sizce? Kötü bu gidişat demiş. Evet, istersen o konuya da bir değinelim ama oku sen, mesajları oku istersen. Aynen. Hasan Bey'in... Arkadaşlar o fotoğrafı kaldıralım artık. Hasan Süleyman Bey de dün pazar günü yürüyüş grubumuzla Avtepe parkurunu yürüdük. Medoş lalelerini gördük. Tam bir doğa harikası. Herkesin görmesi lazım. Onları korumak için de bir kır nöbetçisi vardır. Bu çok güzel bir olaydı ama kral mezarlarını da ziyaret ettik. Fakat kendini bilmez avcılar mezarın açıklama tabelasını hedef tahtası yaptılar. Yazılar okunamıyor demiş. Şimdi tek tek gidelim. Hasan Nihat Erduran, Lefkoşa Çevre Yolu Aramili kalkmış, yaza başlar. Evet, trafik rahatlar, yaşlasın, bitsin ve o noktada da ciddi anlamda Lefkoşa trafiğini rahatlatacaktır bu olay. Elektrik, ulaşım ekonomiye vuruyor. Hala ambargoluyuz. Ne olacak halimiz? Ambargoyu kaldırmak için dünyayla buluşmamız gerekecek. Tek çıkar yolumuz bu. Bu koşullarda bu ambargolar kalkmayacaktır. Yani çünkü mevcut Hasan Bey, KKTC olduğu sürece bu ambargolar devam edecek. Yani
83 yılından beridir devam eden bu ambargoların biz vazgeçtik demekle ortadan kalkmayacağını çok iyi biliyoruz. Veya yani bu kadar yıldan sonra belli olmuştur ki bizi yani KKTC'yi devlet olarak, resmi olarak bundan sonra, bu vakitten sonra hiçbir devlet kabul etmeyecektir. Yani seni tanımayacaklar. Biz karar vereceğiz. Böyle yaşamaktan mutlu muyuz? Böyle devam etsin mi? Yoksa artık bir çözüm mü bulalım? İki tane çözümü var bu olaydan sonra. Ya bir anlaşma yapacaksınız ya Türkiye'nin vilayeti olacaksınız. Çünkü mevcut sistemin yürütülebilir, sürdürülebilir bir sistem olmadığını bu durumda bütün Kıbrıs konusundaki paydaşların içinde en zararlı bizim olduğumuzu hepimiz gördük. Bugün yani Yeniden Doğuş Partisi haricinde Ulusal Birlik Partisi'nin çok büyük bir kısmı bile mevcut sistemin artık yürümeyeceği konusunda hemfikir. O yüzden ya anlaşacaksın yahut da Türkiye'ye diyeceksin ki gel burada bir referandum yap, bizi Türkiye'ye bağla. Başka da bir çıkar yok. Tabii bu noktada yapısal anlamda sıkıntılarımız uluslararası hukukta da gözlemleniyor. İşte bugün yine bir gazetemizde haber vardı. Uluslararası anlaşmalarda sözleşmelere imza atmış durumda olmamıza rağmen hala çocuk suçlulardan bahsediyoruz ve sadece onlar imzalar atılıp kalmış bir durumda. Yani biz o imzalara filan çok bakmayız. Belki de insan kaçakçılığının yüz ölçümüne göre veya nüfusuna göre insan kaçakçılığının belki de en yoğun olduğu dünyadaki ilk 10 ülkeden biriyiz biz. Bizde çok yoğun olarak insan kaçakçılığı yapılıyor. Her gün görüyorsun yani Maus Limanı'nda işte geçtiğimiz gün yakalandı. Yine özel gemilerle gelenler veya buraya turist gelip de buradan para karşılığı güneye geçirtilenler bir hayli olay var ülkede. Bunu hepimiz biliyoruz. İnkar etmemize de gerek yok. Zaten birçok raporda da yer alıyor ismimiz. Evet. O yüzden Hasan Bey'in söylediği bir daha söyleyelim. Yani ambargo sen tanınmamış bir devlet olduğun için sana uygulanıyor. Yani bu adada bir tek ülke tanınıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti diye tabir ettiğimiz ülke tanınıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni çok fazla girmek istemiyorum. Maalesef biz Türkler terk edip Rumlara bıraktık. Teslim ettik ya. Yani biz Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Rumlara teslim ettik. Yoksa biz de diretseydik, biz de Kıbrıs Cumhuriyeti'yiz. Şimdi haklarımız var. Gidip aldık mı, istedik mi? Yani şu anda gidiyor muyuz hani? Örneğin Rum Meclisi'nde gidip de koltuğumuzda oturuyor muyuz? Ya da başkan yardımcılığı koltuğuna oturuyor muyuz? Yok. Yani. Hasan Bey demiş ki 1931 isyanı 63, 67, 74 hep suçüstü yakalamadır. Ve siz aydınlar buna tepkiniz yok. Hala aklım almıyor bu pasifizminizi. Neden biz hayalet sorgulamanızı beklerdim. Yani eğer şimdi 63, 74, 67 olaylarına gireceksek 31'e lazım ki aşağı köyüne de girelim. Oradaki katliamlara da değinelim ya da başka diğer saldırılara da değinelim. Yani farklı farklı bu dönem içerisinde yaşananlar var ve bariz bir şekilde zaten suçüstü yakalamalara itiraflar vardır. İşte Orgeneral 25oğlu'nun İtirafları gibi örnek. Şimdi Serkan ben bir müsaade edersen bir örnek vereyim. Hasan Bey, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya Fransa'ya girdi, toz duman etti. Milyonlarca insan öldü bu savaşta. Binlercesi Fransa'da öldü. Adamlar İkinci Dünya Savaşı 1946'da bitti, 54 yılında anlaşma imzaladılar. Ve dediler ki bu savaş tamam. Zamanında Fransız orduları da, Fransızlar da Almanya'ya girdi, kestiler. Yok bizdeki gibi bu kadar
küçük rakam. Birçok insan öldü ama adamlar bir şeyi anladı. Dediler ki, birileri bizi savaştırarak birbirimize kırdırıyor. Gel biz anlaşalım ki o anlaşma biraz daha geliştirilerek bugünkü Avrupa Birliği'nin de temelini oluşturdu. Her ülke, iki ülke sadece 9 yıl sonra bir anlaşma yaparak bugünkü hale geldiler. İkisi de devasa ülke. Dünyanın üzerinde söz sahibi iki tane ülke. Çünkü onlar neyi yapmaları gerektiğini çok iyi anladılar. Biri bana anlatsın, bugünkü şartlarda biz anlaşma yapmamakla ne kazanıyoruz? Biri bana anlatsın. Çok mu güvenli bir ülkeyiz? Değiliz. Yok. Her ay birini vuruyorlar. Tabii. Zaten yani, ne farkı var yani? Büyük ekonomimiz daha iyi mi? Değil. Eskiden insanlar birbirine yardımcı olurdu, bilmem neydi. O değerlerimizi de kaybettik. Küfürbaz olduk, asabi bir toplum olduk. Çıkarcı bir toplum olduk. Yani Albert Camus, büyük usta, şöyle yazmıştı bir keresinde. Bir ülkeyi iyi tanımak için o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın derdi. Biz de işte gerek dışa bağımlılık demeyelim de dış dünyaya açılamamanın nedenleri olarak kendi ruhsal bozuntumuzla bugünlük hayatımıza da yansımaya başladı artık. Mutlu insan sayımız çok azdır. Bakın kaç tane cenaze, kaç tane ceset, kaç cinayet, kaç trafik kazasında kaybı konuştuk bu ülkede. Hem kültürel erozyona uğruyoruz hem de kendi öz değerlerimizden gitgide uzaklaşıyoruz bu ülke yapısı içinde. Volkan Vaiz, hata 83'te yapıldı. Tek devlet iki farklı kesim olacaktı. Kıbrıs Güney Rum Yönetimi ve Kıbrıs Kuzey Türk Yönetimi şeklinde demiş. Volkan Bey, teşekkür ediyoruz bu değerli yorumunuzdan ötürü. Mehmet Salih Bey de bizi izliyor. Londra'ya da selamlarımız olsun. İstersen diğer o İslamofobi, Hristiyan terörü. Ona girelim. Tabii biz buradan çok konuştuk. Sadece yani dünyada yükselen bir aşırı milliyetçilik var. Ki bu saldırı olmadan önce başladık bunu konuşmaya biz yani. Çok öncesinden. Tüm dünyada yükselen aşırı bir milliyetçilik var. Tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi. Bak. Tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi. Şimdi bir örnek vereceğim. Yani ironi, yani olayların aslında insanların nasıl işine geldiği gibi olayları değerlendirdiğini. Pazar günü Avusturya'da ırkçılığa karşı, faşizme karşı çok büyük gösteriler yapıldı. Yaklaşık 400 bin kişi katıldı. Dinle. 400 bin kişi katıldı. Peki kimler protesto etti ırkçılığı biliyor musun? Avusturya'daki yeşiller ve sol partiler ve demokratlar. İktidardaki faşist parti ve iki tane daha sağcı parti var. Onlar bu protesto mitingine destek vermediler. Şimdi ben niye bunu söylüyorum? Yani insanlar Avusturya'dakiler öyle diyeyim, başlarına bir şey geldiği zaman yeşillerle sol ve demokrat partilere sığınıyorlar, bize yardımcı olun. Ama dönüp kendi ülkelerinde seçim olduğu zaman gidip aşırı milliyetçi veya faşist dediğimiz partilere oy veriyor. Aynen. Yani niye? Yani herkes bir şeyi anlayacak. Her işine geldiği gibi de konuşmayacak. Şimdi bugün bir gazetede ismini vermek istemiyorum. Adam ırkçılıktan bahsediyor. Faşist yani aşırı milliyetçi adam işte Yeni Zelanda'da bu kadar kişiyi öldürdü. Bu kadar bilmem neyi öldürdü. O haberinin yanında da resmen yani Türk faşizmi yapıyor, Türk milliyetçiliği yapıyor. Ve kardeşim, sen yan tarafta adamı eleştiriyorsun, ırkçı,
faşist bir adam gitti, gariban 50 kişiyi öldürdü ki 50 oldu bugün ölü sayısı. Ama hemen o gazetenin yanında aynı şeyi sen yapıyorsun burada. Yani sen diyorsun ki o yazında, eğer ben ruhu bulsam var ya, aha o Yeni Zelanda'daki adam gibi ben de keserim. Nasıl? Ben anlamadım. Yani insanlar bir şeyi konuşurken, bir şeyi eleştirirken ona farklı, buna farklı bakmayacak. Aynı gözüne mi bakacak? Kardeşim bir daha iki eder. Bu dünyada geçmişten günümüze kadar çıkan savaşların bütün tamamı demeyin %90'ı 95'i ya aşırı milliyetçilik yüzünden çıktı ya din yüzünden çıktı. Yani bu aşırı milliyetçilik, faşizm, ırkçılığı da yanında taşır. Bundan savaş çıkar. Bir demokrattan, bir sol görüşlüden, tabii ki onlar da zaman zaman aşırı güce başvurur ama bunlar savaş çıkarmaz. Bunlar demokrat adamdır. Bunlar insanların eşit, dini, dili, ırkı, rengi ne isterse, etnik kökeni ne isterse olsun insanları eşit görür. O yüzden Avrupa'da, Avustralya'da yükselen bu aşırı sağ faşizm gücüne karşı herkesin, aklı selim insanların herkesin birlik olup bir güç göstermesi gerekir. Zaten böyle giderse yani çok büyük olaylara gebe, özellikle yabancı ülkelerde, Avrupa'nın birçok yerinde yaşayan yabancılar çok çok büyük zorluklarla karşılaşacaklar. Yani bu sadece Yeni Zelanda'da oldu diye bir şey yok. Zaten açık açık. Belçika'da da bugün bizim alttan size verdiğimiz haberlerde Belçika'da da uyarı var. Aşırı sağ yükseliyor. Tabii sol partilerden yapılan bir açıklama. Irkçılık, milliyetçilik, aşırı sağ büyük yükselişte ve bunlar şiddeti de öngörüyorlar bu ülke için diye açıklamaları da var. Evet, bu Hristiyanlıkla aşırı sağla bir alakası yok Hasan Bey. Dünyanın... Yalnız Hasan Bey rencide oldu sizin açıklamanızdan. Faşizm ve Türk milliyetçiliği demiş, sözlerini özellikle yan yana kullanıyorsun. EÖK ve TMT'yi de yanlış kullananlar gibi milliyetçiyim ve rencide olurum. Ben şöyle söyleyeyim, yani milliyetçiliğin fazlası çok ciddi sıkıntıdır Hasan Bey. Bunu söyleyelim. Yani milliyetçilik kavramı, yani biz daha bir global dünyayı kucaklayan insanları seven bir yapıyı arzuluyoruz. Yoksa milletine, diline, dinine, ırkına. Yani bugün şunu da söyleyelim. Yani İslamofobiye karşı bir duruş var dünya üzerinde. Ben buna da karşıyım. Herkesin dini özgürlüklerinin taraftarıyım. Herkes istediği ibadetini istediği şekilde yapsın. Başkasına zarar vererek ya da başkasının gözüne sokarak değil, kendi dünyasında. Sonuçta inanıyorsa yaratıcısıyla kendi arasında olan bir şey. Biz onu bahsediyoruz da Türkiye'de ki Rumlara veya Ermenilere yapılanları da herhalde biliyoruz Seymi. Yani bir şeyi konuşurken Yeni Zelanda'da yapılanı şiddetle kınıyorum ben. Evet. Yani adamlar İslam dinine inandıkları için yapıldı bu. Bir o, iki de yabancı oldukları için. Çok yanlış. Ama bu yapılırken Müslümanlar tarafından Hristiyanlara da yapılanları asla unutmamamız lazım. O yüzdendir ki diyoruz aşırı dincilik ve aşırı milliyetçilik hiç kimseye fayda getirmez, hiçbir topluma da fayda getirmez. Kesinlikle. En fazlası çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Tıpkı yoğun bir şekilde
bunun belirgin olduğu ülkeleri de gördük zamanında. O yüzden her şeyden kararında olması temennisiyle. Şöyle bir daha altını çizelim. Yani Yeni Zelanda'da olan bu olay kabul edilebilir bir olay değil. İbadet halindeki insanlara girip bir kişi etnik kökenlerinden ve inançlarının dolayı bir katliam yapması. Ha bunu Avrupa'da bir Müslüman Hristiyan'a yapsa daha farklı bir tepki toplayacaktı dünya üzerinden. Onun da altını çizelim. Kesinlikle. Çok yani daha büyük olacaktı. Daha büyük bir yankı uyandıracaktı. Bu, bunun da altını çizelim. Orada ölen gariban ibadet eden insanlardı, Müslümanlardı diye bu kadar yufka geçti bu haber. Yani Serkan, ikiz kuleler vurulduğunda kimin yaptığı hala daha muallakta olan bir olaydan sonra Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etti. Evet. Ve hala daha çıkmadı oradan. Yani tabii ki öldürülenler Müslüman olduğu için maalesef pek fazla yani ses buldu ama hani çok fazla ses bulmadı. Eğer bu olay Hristiyanlara olsaydı sanırım Avrupa'nın birçok yerindeki Müslümanlar yanmıştı. Şunu da söyleyelim bir kez daha tüm izleyicilerimize, aman sakın ola diyelim ve bunun bir karşıt tepkisi olarak bir misilleme olmasın hiçbir yerde, hiçbir şekilde yaşanmasın. Yani çünkü birbirini tetikleyecek, yani IŞİD'i nasıl eleştirdiysek İslam'ı kullanarak dünyanın kan gölüne çevrilmesine neden oldu. Ki IŞİD'i kimler yarattı, yaratmadı iddialarını hiç açmıyorum bile burada. Evet. Ancak bu da kabul edilebilir bir durum değildir. Hiç kimse bu şekilde olmasın. Mehmet Salih Bey, bölgemizde din terörünün en net örneği Mısır'dır. %99 Müslüman olan bir ülkede 50 senedir Hristiyanlara yapılana bakın. Kaç toplu cinayet ve ev, kilise yakıldı demiş Mehmet Salih Bey Mısır'dan bir örnek göstererek. Evet, doğru bir örnek verdi. Doğru bir örnek verdi. Yani orada yaşananlar farklı. Tabii yani ben netice itibariyle Serkan, aşırı din ve aşırı milliyetçilikten uzak durunuz. Hiç kimseye faydası olmadı. Ne kendinize faydanız olur, ne de toplumunuza fayda olur. O yüzden kaçının. Hasan Süleyman Bey çok güzel, tam da düşüncemizi söylediniz. Eğer dünya savaşı çıkarsa dinler arasına çıkacak en büyük tehlike budur demiş. Tam da bu. Çünkü insanları o dinlerle, korkuyla birlikte ancak zaten şu etkisi, anda kutuplaştırdılar. Etkisi altına alabiliyor devletler. Düşüncelerini dinsel korkularla, öğelerle veriyor. Ve işte bunun örneği de bu korkularla da insanlar silaha sarılıp üzerine işte Konstantinopol'e, işte Kıbrıs'ta, Bragadin'e, Osuna Busuna yazılar yazarak silahlarla gidip bir camide katliam yapabiliyorlar. Zaten dikkat ettiysen Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği bir grup da resmen dünyayı şu anda Müslüman ve Hristiyan diye iki kutba bölmüş durumda. Ama çok güzel bir de olay oldu. Yani keşke bu olay yaşanmasaydı. Yeni Zelanda Futbol Ligi'nde bir futbolcu gol attı. Rum uyruklu biri. Evet. Ve secdeye yattı. Evet. O katledilen insanlara bir saygı mesajı gönderdi orada. Bir anda yerel gazetelerde ve dünya medyasında da büyük bir yankı uyandırdı bu fotoğraf. O da görülmeye değerdi. Bir de Ricky Martin, Porto Rikolu müzisyen, Porto Rikolu sanatçı ki dünyanın en iyi isimlerinden biri. O da sosyal medya paylaşımında bunu dedi bir Müslüman yapsaydı daha farklı yorumlanırdı. Niye dedi bir Hristiyan yaptığı için dedi terör damgası vurmuyorsunuz dedi. Yani Müslüman yapsa evet, terörist. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir terör eylemidir diyemedi. Hasan Nihat Bey demiş, önce can, sonra canan, milliyetçi, vatansever millet tehlikede olunca, vatan tehlikede olunca canını, cananını düşünmez. Abartmayın demek isterim demiş.
Hasan Nihat Erduran. Hasan Bey, ben yaşım çok büyük değil ama madem ki istediğini söyleyeyim. Ben 74'te nelerin olduğunu, yani kafam keserdi o zaman. En azından kendi yaşadığım bölgede kimlerin ne yaptığını çok iyi gördüm. 74'ten sonra bu tarafa geldiğimizde de kimlerin biz büyük milliyetçiyiz deyip neler aldığını ve neler yaptığını da çok iyi bilirim. O yüzden iş canı korumaya gelince merak etmeyin. O çok büyük, şu anda çok büyük milliyetçi diye geçinenlerin çoğu yatağın altında saklıydı veya yurt dışındaydı. Lütfen açtırtmayın beni, isim de vermeyeyim size buradan. Ben kendi yaşadığım yerden çok iyi biliyorum. Tek kurşun atmadan Rum terk edenler bu tarafta en büyük milliyetçiler olmuştu. Ve bol bol da terfi aldılar, çok iyi yerlere geldiler. Bu devletin her türlü olanaklarını da kullandılar. Bol bol ganimet de yediler, onu da söyleyeyim. O yüzden öyle milliyetçilik konuşmayla veya şovla değil. Bu ülkede 74'ten önce erkeklerin, 14-15 yaşındakinden büyük erkeklerin hepsi bu ülke için savaşmıştır, hepsi bu ülkeyi savunmuştur. Yani şimdi farklı konuşanlar bu ülkedeki milliyetçilerden daha az milliyetçi mi? Yok, yemezler. Milliyetçilik bir kez, milliyetçilik, esas doğru milliyetçilik. Eğer ülkeni seversen, ülkenin gerçekten kalkınmasını istersen, ülkendeki insanların gerçekten refahını istersen en büyük milliyetçilik odur. Milliyetçilik, silahı alacağım, dağa çıkacağım, Rum'u vuracağım, Rum bizi kesecek filan, onlar değil milliyetçilik benim nazarımda. Yani şöyle söyleyeyim, milliyetçilerin ya da sağ cephenin, sağ kesimindeydim, cephe kelimesi olmadı da, sağ kesimin rahatsızlık duyduğu kişilere baktığımızda işte Arif Hasan Tahsin, Mücahit komutanıydı. Yıllarca Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin barış mücadelesinde öncü rol oynayan Naci Talat Usar, ışıklar içinde uyusun her ikisi de, Erenköy mücahidiydi. Erenköy'e çıkan isimlerden biriydi. Yine birçok solcu büyüğümüz, abimiz Erenköy mücahidiydi. Erenköy'e çıkan isimlerden biriydi. Ya da bugün sol cephe içerisinde bulunan birçok kişi ailesinde şehitler veren kişilerdi. O yüzden eğer iş müdafaya, tehlike nereden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, benim çünkü gözümde düşman yok. Ama eğer yani herhangi bir hedef yok, düşman yok, benim gözümde kuzeyden mi, güneyden mi, doğudan mı, batıdan mı, parantez içerisinde söyleyeyim bunu, nereden gelirse gelsin tehlike arz ettiği zaman bizler de canı cananı, sevgiliyi, evladı korumayı da biliriz yani. Kesinlikle. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. O aranan Ali Hassan'ı bir daha verelim Azim ekrana. Bu arkadaş Ali Hassan, Gesfi Döviz Bürosu sahibi, iş insanı Gökhan Naim'in öldürülmesi olayında aranan zanlılardan biri. Polis tarafından tıpkı Azmat Ali Virk gibi ve Tanver Ahmet gibi görenler en yakın polis karakoluna bildirsin veya telefonla polisi arayarak bilgi versin. Çünkü gerçekten de olay derinleşiyor. Güneyde de aranıyorlar. Eğer bizleri güneyden de izleyen izleyicilerimiz varsa mutlaka onlar da iletsinler yetkililere konuyla ilgili, çünkü polisin hem Güney Polisi'nin hem Kuzey Polisi'nin geniş kapsamlı araştırması, soruşturması devam ediyor. Ali Hassan isimli bu kişi de cinayetten arananlar arasında. Bunun da altını bir kez daha çizerek veda edelim bugün. Yok, Hasan Bey, Hasan Süleyman Bey bir mesaj atmış. Zaten bir savaşta en fazla kaybeden fukara halktır. Zengin yine zengindir. Çok doğru söyledin. Onlar yine bir yolunu bularak kuyruğu kurtarır, öyle diyelim. Yani yakın yerlerimizde örnek vardır. Bugün kaç tane iş adamının oğlu Türkiye'de Güneydoğu'ya gidip askerlik yapıyor.
veya Suriye sınırını kaç tane zengin iş adamı şeyin, geçti. Bir şiir vardı. Bir yani bir şiir vardı. Yanılmıyorsam Mehmet Yaşlı'nındı. Orada bir bölüm vardı. Evet, Hasan Bey, sözünü kestim. Özker Hoca'nın talebesiyim. KKTC'de hain olmaz. Bravo. Doğrudur. Hasan Bey, işte bize böyle söyleyiniz. Biz bir kere bunları yazdınız diye senin için de yanlış düşünmüyoruz. Yani biz kötülük düşünmüyoruz. Aslında sen esas bizim söylediklerimizi tam olarak herhalde anlamadınız ama milliyetçilik çok farklı kullanılıyor şimdi. Halbuki milliyetçi insan ülkesini düşünen, ülkesinin kendini değil ülkesini düşünen, halkını düşünen, o ülkedenin daha iyi, daha gelişmiş hale, daha güvenli hale gelebilmesi için çalışan insanlardır. Yani örnek gösteriyorum, ben bugün bu ülkemi çok sevdiğimden dolayı zaten bu kadar bu ülkede kalıp nefes alıyoruz tüm sıkıntılarına rağmen. Yani bu ülkede üretiyoruz, dilimizin döndüğünce konuşuyoruz, işte kitaplar yazıyoruz, sanatsal eserler vermeye çalışıyoruz. Bakın programın başında Endonezya'dan bir örnek gösterdik. Daha çok müzenin, serginin açılmasını istiyoruz. Daha çok insanımızın o sergilerde, müzelerde ya da kütüphanelere girip daha çok kitap okuyarak aydınlanmasını, daha ileriye taşımasını istiyoruz. Yani bunlarla mücadele ediyorum. Ben evladımı bu ülkede büyütüyorum. Ha bu ülkedeki her şeyi beğeniyor muyum? Hayır, eleştiriyorum, yorum yapıyorum. Ancak başka bir memleketim de yok yani. Benim memleketim burasıdır. Bir tek yurdun var, orası, o da burası. Yani tabii ki daha iyi olması için çaba harcayacağız. Yani ben bir hafta tatile giderim de üçüncü günden sonra burayı özlerim. Ve yine kendimi alamam. Açarım da haberleri takip ederim yani böyle ne var ne yok memlekette ne oluyor diye. Evet, teşekkür edelim tüm izleyicilerimize, tüm bizlere katkı koyan isimlere de. Yarın biz yine burada olacağız. Dilerim güzel haberleri konuşuruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber halk için gazete. Yeni Bakış. Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.
Arkadaşlar merhaba. Şimdi size birkaç soru soracağım. Hiçbirinizin bu sorulardan haberi yok. Verdiğiniz cevaplar sonucunda size bir video izleteceğim ve videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi alacağım. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Hazırım. Hazırım, başlayabiliriz. Başlayalım. Adın ne? Taylan. Mutlu. Kahvaltı, öğle yemeği ya da akşam yemeği yedin mi? Evet, yedim. Ne yedin? Tavuk, yoğurt, patates, domates, salata. Akşam ne yemeği düşünüyorsun? Çiğ köfte. Akşam kuru fasulye pilav yemeği düşünüyorum. Günde kaç öğün yemek yiyorsun Yunus? 3, bazen 4'ü de bulabiliyor. 2 ya da 3. Kaç saattir yemek yemiyorsun? Yani en son ne zaman yemek yedin? 4 saat. En son sanırım 1 saat, 1,5 saat önce yedim. Peki en çok sevdiğin yemek hangisi? Şu an en çok istediğim künefe. Mantı. Annen ve baban hayattalar mı Enes? Hayattalar. Elhamdülillah. Elhamdülillah, sağlar. Rahat bir yaşama sahip misiniz? Yani sokağa çıktığınızda rahatlıkla dolaşabiliyor musunuz? Yani hiçbir problem yaşamıyorum. Son derece rahatım. Elhamdülillah, dolaşıyoruz sokakta rahat rahat. Peki gerçekleşmesini istediğin bir şey söyleyebilir misin hayatınla alakalı? Yani üniversiteyi bitirdikten sonra belki hani bu kadar çabalamışken hani iyi bir iş olabilir belki. Kendi hayatımda 4 yıllık lisans programını bitirmek. Türkiye'yi gezmek, böyle farklı görmediğim şehirlere gitmek, yani oranın tarihi yerlerine gezinmek, bakmak, öğrenmek tarih açısından. Yani çocuklarımın büyüyerek, daha yetişkin bir hale gelerek onların da evlat sahibi olmalarını görmek isterim. Ayakkabı alırken markasına bakar mısın? Bakarım. Genellikle bakarım ama çok hoşuma giderse alırım. Şismek amur. Şunu mütreyge, mütredye, mütaşye. Ehçe, ehçe. İstahm edik normali yol. طيب شو بدك تاكل اليوم بالليل؟ جبل مخبوطة ورز. والله يا عمو عم ناكل نهار وجبة وحدة. وحدة حدا يا صلاح معتلك. كنا عم نشوف الأولاد اللي هون جاعت. في عالم ماتت من الجوع، في عالم نامت مع فائد، في عالم نامت بدون ما تاكل، في عالم صلاح معتلك؟ طيب قل لي شو جاي على بالك أنت؟ شو عبالة؟ نابوت أمي كانت عم تطب نزل القذيفة عم تطبط الأرض تعال شوف العواميد ضربت الطيارة هون صوب أبي فيها شوفه أتمنى بس أركب أطراف بشرية أتمنى هذا الأتمنى تأكل لحالي ولا أن تجل على حدا هل تشوفنا؟ Evet, şükretmiyoruz. Yani ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Biz kendi geleceğimizi düşünerek yanlış mı yapıyoruz? İzlerken ilk şunu düşündüm, dedim ki ne kadar böyle bir hayatta böyle bir kalitelerimiz var, yani böyle bir seviyelerimiz var, şöyle olmalı, böyle olmalı, şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Bizim cevaplarımızla arada dağlar kadar fark var. Çocukların verdiği cevaplar hakikaten yürek burkan bir cinsten. Kendimizi sadece onları gördüğümüzde anlayabiliyoruz. Günlük hayatta bu dikkatimizi bile çekmiyor. Yani bizim karnımız tok. Tok olduğu için mesela az önce verdiğim cevap künefeydi. Ama 2 gündür yemek yemeyen çocuk var ve ekmek yemek istiyor. Çok rahatmış gibi yaşayabiliyoruz ama orada o kadar mazlum yemek yiyemezken biz rahat evimizde köfte patates dedim biraz önce. Ve benim için parçalandı bunu izlerken. Bu çocuklar orada açken, babasızken, kimi çocuklar işte bir yemeği isterken bazısı kolum olmasını isteyen diye. Biz elimiz için, kolumuz için veya herhangi bir şeyimiz için hiç şükretmedik belki de. Ama insan hiç bunları görmediği veya bunlara kulaklarını tıkadığı için bu tarz şeylere
hep büyük şeyler istiyor. Yani okul, hani hep böyle büyük amaçlarımız var. Okulumuz şöyle olsun, okul bittikten sonra böyle bir hayatımız olsun. Veya yemeklerimizi seçerken, ayakkabımızı seçerken, kıyafetlerimizi seçerken, belki konuştuğumuz insanları bile seçerken, yani çok çok böyle şey yapıyoruz, dikkat ediyoruz ama onların seçecekleri bir şeyleri yok yani. Hani yemek böyle alternatifleri yok yani. Yani ne kadar az şükrediyorsunuz, işte Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz tarzında ayetler geldi aklıma. Gerçekten sahip olduğumuz nimetlere çok az şükrettiğimizi düşünüyorum. Az önce aldığımız nefesin bile belki şükrünü gün içerisinde milyonlarca kez alıyoruz ama hiçbirini hani düşünmüyoruz. O nefesin, aldığımız nefesin şükrünü eda etmiyoruz. Hakikaten yürek burkan bir cinsten. Unutuyoruz yani. Birçok nimette sahibiz ama unutuyoruz. Daha çoğunu istiyoruz. Gerçekten çok az şükrediyoruz yani. Belki yemeği bitirdikten sonra alışkanlık olarak hani Bismillah'la başlayıp Elhamdülillah'la bitiriyoruz ama işte ne kadar şükrünü eda etmiş oluyoruz, o da ayrı bir soru işareti yani. Bilemiyorum, diyecek bir şey yok. Aynen, sözün bittiği yer. Bize bedava gelen bu şeylere şükretmedik. Şükürler olsun Allah'ım. Çocukların bu durumda olma sebeplerinden birisi bizim ümmet olamayışımız. Ümmet olamadığımız için bu çocuklar bu durumdalar. Ben öyle bir pay çıkartıyorum kendime. Gerçekten zekat verememek, işte onların üzerlerindeki kıyafetler, o kızın terliği mesela. Hani ümmet olsak gerçekten yardım edebiliriz. Bir oluruz, toplu oluruz. Bu çocuklarda bu durumda olmaz. Hem zekatımızı da vermiş oluruz, hem yardımımızı da etmiş oluruz. Tabii bunlar engel değil. Ama gerçekten parça parça oluşumuz bu çocukların bu durumda olmasının bir sebebi. İnşallah bu zulümler de biter. Diyecek yani çok fazla bir kelime de yok. Yani duyguları anlatmak da çok çok zor. Aslında burada kelimeler hani yetersiz kalıyor. İnşallah ümmet olur ve daha fazla bu çocukların ve bundan sonraki çocukların bu acı duruma düşmemelerini sağlarız. İnşallah. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik mühendisliği